U15 Kadınlar 1. Ligi Su Topu takımı Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı yüzme havuzunda çalışmalarını sürdürüyor. Hız kesmeden çalışmalarını sürdüren sporcular günün 4 saatini çalışmalara ayırarak birincilik için mücadele ediyor. Büyük bir emek ve çaba sarf eden sporcular çalışmalarına devam ederken Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir şu açıklamalarda bulundu. Burada Türkiye'nin değişik illerinden su topu takımlarında oynayan çocuklarımızdan, gençlerimizden seçilmiş olarak gelen 27 tane sporcumuz var. 27 sporcumuz, milli takım baş antrenörümüz ve 2 tane yardımcı antrenörümüzle birlikte toplam 30 kişilik bir ekibi ilimizde ağırlıyoruz. Çalışmalar pazar gününe kadar devam edecek. Daha sonra önlerinde bir Avrupa Şampiyonası var. O Avrupa Şampiyonası'na katılacak çocukları hemen hemen burada şekillendirmeyi düşünüyorlar. Az önce de belirttiğim gibi bundan sonraki süreçte de bütün bu tarz milli takım kamplarına biz ev sahipliği yapmak istiyoruz. Bu işi de seve seve gururla yapacağımızı ve Nevşehir olarak altından kalkacağımızı söylemek isterim. Uzun yıllardır bu mesleğe emek veren kadın milli takımlar baş antrenörü Savaş Türk ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi. Yaklaşık 3 ay önce pandemiyi değerlendirerek yaklaşık 12 ilimizi dolaşarak sporcu seçimlerini yaptık. Bir havuz oluşturduk. U15 kadın milli takımlarının bir havuzunu oluşturduk. Bu havuz toplamında 47 sporcudan oluşuyor. Bu Nevşehir kampımızda 27 sporcumuz var. Diğer ikinci ayağını önümüzdeki hafta İstanbul'da yapacağız. Oraya da bir buradan seçeceğimiz sporcularla birlikte 20 artı ne kadar seçilecek buradan bilmiyorum. O sporcularla birlikte ikinci kampımızı yapacağız. Aday kadro kampımızı yaptıktan sonra 27 Haziran 4 Temmuz tarihlerinde arasında Avrupa şampiyonamız var. Oraya katılacağız. 7-25 Haziran'da da ana kampımızı oluşturacağız. Buradaki hedef ilk 10'un içinde olabilmek. Amacımız bu. Macaristan'da yapılacak. Macaristan'da grubumuzda Rusya ve Macaristan var. 4 gruptan oluşuyor turnuva. Burada ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz. Stopu oynaması son derece önemli. Diğer sporlardan ayıran tek özelliklerden bir tanesi suyun içinde olması ve yatay spor olması. Yatay spor olması da sağlığı açısından çok çok önemli. Sporcu nasıl bir avantajı var stopunun? Sporcu sayısı az olduğu için milli olabilme şansı çok daha fazla. Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımızın da Spor Bakanlığı'yla beraber işbirliği içinde oldukları için bu da sporcularımıza olumlu yönde etkiliyor. Nasıl? Burs kazanarak, işte liselerde burs kazanarak, üniversitede burs kazanarak, milli sporcu olduğu zaman ayrı bir burs alıyor, işte indirim alıyor, işte yüzde bilmiyorum. Yani birçok okulun kendine göre şeyleri var, burs verme yönetmelikleri var ama stopunun böyle bir avantajı var. Örnek basketbol binlerce çocuk var, futbolda binlerce çocuk var, diğer branşlarda da aynı şekilde ama stopunda az sporcu olduğu için bana göre milli olma şansı, biraz ufacık bir kabiliyeti olduğu zaman milli olma şansı çok daha fazla. Özellikle Anadolu için söylüyorum bunu. Seçmelere geldiğimiz zaman buraya Oğuzhan hocamız çok büyük destek verdi havuz konusunda. Kamp konusuna geldiğimiz zaman da il müdürümüz Muhsin hocam çok çok yardımcı oldu havuzu kullanmamız açısından. Sonsuz teşekkür ediyorum. Bu kadar stopuna ilgi, Nevşehir'de ilgi olduğu için sonsuz mutlu oldum ve muhtemelen erkek milli takım arkadaşıma da söyleyip burada kamplarını burada yapması üzerine tavsiyede bulunacağım. Valimizden, il müdürümüzden herkese sonsuz teşekkür ediyorum.